Merhaba, ben İmcaz Çiftçi. Gökkuşağı Beylikdüzü Kampüsü İlkokul Müdürüyüm. Biz Gökkuşağı ailesi olarak öğrenciler okula başlarken öncelikli beklentimizin eğitim ve öğretimi sağlıklı ilerleyebilmesi için çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, buraya severek gelmeleri ve okulda kendilerini her anlamda değerli hissetmeleridir. Bunun devamında çocuklar kendilerini, duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilmeleri, özgüvenlerinin gelişmeleri, problem çözme becerilerinin gelişmeleri için uygun fırsatlar tanırız. Okulda aynı zamanda birikenmiş müfredatı uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak ulusal bayramların büyük coşkuyla kutlandığı gibi okulumuzda aynı zamanda dünyaya ait özel günler de bizim için değerlidir. Dünya kültürünü edinmeleri, çok yönlü bakış açılarına sahip olabilmeleri adına dünyaya ait bazı özel günleri de okulumuzda etkinliklerle kutlarız. Örnek veriyorum, 22 Mart Dünya Su Günü için ilkokul düzeyinde ya da ortaokul düzeyinde bazı defileler düzenleriz. Geri dönüşümle alakalı, suyun korunumuyla alakalı. Öğrenciler hem bu anlamda bilgilenmiş olurlar hem de bunu aktiviteyle eğlenerek öğrenmiş olurlar. Bunun yanı sıra suyla alakalı oyunlar tasarlayarak ilkokul ve anaokulu düzeyinde çocuklarla suyun tasarrufu hakkında yine oynayarak, eğlenerek öğrenme kazanmış oluruz. Tüm bunların yanı sıra örnek veriyorum, Dünya Gönüllülük Günü'nde yakınlarımızda bulunan bir rehabilitasyon merkeziyle işbirliği gerçekleştirerek çocuklarla ortak sosyal sorumluluk projesi hazırlamış olduk. Pi gününde örnek veriyorum, hep birlikte pi sayısının değerini, önemini öğrendik ve matematikle ilgili farklı bir keyif alarak, oyun oynayarak, eğlenerek yine güzel bir vakit geçirmiş olduk. Bizler her okul, örnek veriyorum, münazara yaparken, bizler burada münazarada Birleşmiş Milletler'in 17 temel amacını içeren sorularla çalışmış olduk. Örneğin öğrencilere enerji tasarrufu ile ilgili, enerjinin sürdürülebilirliği ile alakalı sorular yöneltmiş olduk. Hep birlikte bunları tartıştık. Günün sonunda hedefimiz öğrencilerin kendini severek, mutlu hissettikleri, kendilerini değerli ve güvende hissettikleri bir ortamda kendini geliştirirken ülkesine faydalı ve dünyaya faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefleriz. Robotik kodlama ve sistem dersi matematik ve mantıksal düşünmeyi geliştiren derstir. Buna bağlı olarak öğrenciler aktif öğrenme yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bu da öğrencilerde öğrenimin kalıcılığını desteklemiş olur. Okulumuzda kodlanabilir Lego setleri, RobotDog, M-Robot gibi kullanmış olduğumuz materyaller ile her yaş grubuna oyun ve aktivitelerle eğlenceli bir öğretim sağlamaktayız. Buna bağlı olarak ayrıca CodeRock, Scratch ve CodeRisk gibi blok tabanlı kodlama uygulamaları kullanmaktayız. Ayrıca katılmış olduğumuz yarışmalarla öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemekteyiz. Beylikdüzü Kampüsü'nde öğrenciler bizim için çok değerlidir. Bunun yanı sıra öğrencilerin değerli olduğu gibi öğretmen arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız da çok değerlidir. Öğretmen arkadaşlarımızın ortak özellikleri ise takım çalışmasına yatkın çalışıyor olmaları. Aynı zamanda öğrencilerle güven duygusunu desteklemek amacıyla samimi bir dil kullanmaları, onların sağduyulu olmaları, ortak özellikler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hello, my name is Rosita Beydari. I'm Cambridge International Coordinator for Beylikdüzü Gökkuşağı College. Actually, we have the advantage of having a culturally diverse student body. It helps the students to collaborate and communicate with different cultures, and they become compassionate and understanding global citizens. Also, our teachers have the same advantage because they are also coming from different cultural backgrounds and they can understand our students better. So it can be a great rapport between students and teachers. Also, teachers get to know each other and there will be a great cultural and knowledge exchange between students and teachers and different scholars from different backgrounds. So students learn empathy and tolerance and they experience actual global citizenship in this school. We follow Cambridge curriculum in this school and Cambridge has different four stages. Each stage is completely and carefully followed in this campus. It starts with Cambridge primary program, lower secondary, IGCSE and international AS and A level. Also there are five elements in Cambridge curriculum that we strictly follow them, which is international curriculum, teaching, learning, assessment and international recognition. Based on international curriculum, we follow Cambridge curriculum, updated one actually. In terms of teaching, our teachers guide the students to become international learners and confident and engaged students. As for international recognition, everybody knows that Cambridge curriculum is totally accepted by international higher education institutions. As for assessment, Cambridge International is totally assessing everything in fair and valid criteria. Second language acquisition actually helps the students to develop their character through better thinking
thinkers and global citizens. Also in our school, we want all the students to study English and Spanish as second language from the very beginning, because we will follow the goal to help them become global citizens with international mindedness through intercultural understanding. So in our school, we follow Cambridge curriculum for teaching English and Spanish. From the very beginning, in primary years, our students study English and Spanish, and when they reach to high school levels, actually they are in a level that they can easily express themselves and they can study literary terms, linguistic terms, and many concepts. And they are in a level that they can easily go on with their Cambridge International examinations, and they can follow these terms in IGCSE and AS and A-level parts.